Bu videoda önemli bir beceriyi geliştirmek için geliştirmek amacıyla pratik yapacağız. Bice bir cebir probleminin çözümüne bakıp doğru olup olmadığını anlayacağız. Yani kontrol edeceğiz. Bu önemli bir beceri çünkü başkalarının yaptıklarını kontrol etmeniz gerekebilir ya da kendi çözümünüze bakıp bir saniye acaba soruyu doğru çözdüm mü ya da yaptığım işlem işlemler mantıklı mı? Neden seçeneklerdeki cevabı bulamıyorum gibi soruların cevabını bu şekilde bulabilirsiniz. Evet gelin biraz pratik yapalım. Burada bir denklem var. 9 çarpı parantez içinde 2x artı 1 bölü 3 eşittir 39. Birisi bu denklemi çözmüş. Bu birinci aşama, bu ikinci aşama ve üçüncü aşama. Üçüncü aşamada ise sonuca ulaşılmış x eşittir 2 denmiş. Şimdi videoyu duraklatın ve çözümün cevabın doğru olup olmadığını bulmaya çalışın. Bu soruyu bu denklemi çözen kişinin izlediği adımlar matematiksel açıdan mantıklı mı yoksa hata var mı? Yapmışsa hangi adımda? Evet, şimdi de problemi beraber çözelim ve adımların mantıklı olup olmadığına bakalım. İlk aşamada 18x var. Demek ki baştaki 9'u dağıtmış. 9 çarpı 2x, 18x eder. Tabii 1 bölü 3'ü de 9'la çarpmamız lazım. 9 çarpı 1 bölü 3 de 9 bölü 3, yani 3 eder. Demek ki burası mantıklı. Sağ tarafta da zaten 39 var. Evet, birinci aşama doğru. Bakalım ikinci aşamada ne yapılmış. Birinci aşamada 18x artı 3 varken ikinci aşamada sadece yalnızca 18x var. Yani sol taraftaki 3'ten kurtulmak için 3 çıkarılmış. Sol taraftan 3 çıkarıldıysa sağdan da çıkarılması gerekir ki zaten böyle yapmışlar. 39 eksi 3, 36 eder. Bu aşamada doğru. Elimizde 18x eşittir 36 diye bir denklem var. O halde x'i bulmak için her iki tarafı da 18'e bölüyoruz. x eşittir 36 bölü 18, yani 2. Tüm adımlar doğru, çözümde bir yanlışlık yok. Şurada da x'in gerçekten 2 olup olmadığının sağlamasını yapabilirsiniz. Evet, gelin bir iki örnek daha yapalım, bakalım hata bulabilecek miyiz? 8 bölü 3 eşittir... 3 çarpı parantez içinde c artı 5 bölü 3. Amacımız c'yi bulmak. Şimdi videoyu duraklatın ve bu aşamalarda, bu adımlarda yanlış olan bir şey var mı diye bulmaya çalışın. Evet, adım adım gidelim. Birinci aşamada sol taraf aynı kalmış, sağ tarafta ise 3 c var. Yani 3'ü dağıtmış olmalılar. 3 çarpı c, 3 c. Daha sonra 3 çarpı 5 bölü 3 yapmışlar. Bunun sonucu 5 olacak. 5 bölü 3 değil. Şuranın 5 olması lazım. 5 bölü 3 değil. Burası yanlış. Demek ki sorunlu olan birinci adım. Daha ilk adımda hata var. Peki, devam edelim ve bir tane daha yapalım. Bu soru biraz daha basit. 1 bölü 4 r artı 2 eşittir 10. İlk olarak 1 bölü 4 yazmışlar. Demek ki sol taraftaki 2'den kurtulmuşlar. Peki, bunu Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapmışlar? Sol taraftan 2 çıkararak. Ve tabii ki bunun aynısını sağ tarafa da yapmamız lazım. 1 bölü 4 r artı 2 eksi 2 1 bölü 4 r eder. Yani sol taraf mantıklı. 10 eksi 2, 12 değil, 12 etmez. 10 eksi 2, 8. O halde buranın 8 olması lazım. Sol taraftan 2 çıkarmışlar ama sağ tarafa 2 eklemişler. Bu yüzden de eşitlik bozulmuş. Dolayısıyla burada da bir hata var. Birinci adım yanlış. Birinci adım yanlış.